Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Nur Aktaş, İnegöl'deki muhtar ve STK başkanlarıyla bir araya geldi. Aktaş'ın hedefinde ise rakibi Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey vardı. Bir otelde düzenlenen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Nur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Ayhan Salman, İlçe Başkanı Mustafa Ersan, muhtarlar ve STK başkanları katıldı. Program İlçe Başkanı Mustafa Ersan'ın kısa selamlama konuşmasıyla başladı. Buraya Ali Nur Başkanımın daveti üzerine toplandık. Kendisine teşekkür ediyorum ve mikrofonu arkadaşlık teslim ediyorum. Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban bir konuşma yaptı. Yapmak istediklerimizi ve velhasıl hepsimizi inşallah. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren, tabii şunu da ifade edeceğim. Sizleri anlamadan, sizleri neler beklediğinizi, bizlerden beklentilerinizi, önceliklerinizi anlamadan başarılı olmamızın mümkün olmadığını gayet iyi biliyoruz. Onun için de özellikle ben 14-15 aydır başta tüm şehrimizdeki kesimleri dinlemeye, anlamaya, işte burada olduğu gibi mutfak toplantıları yapmaya çalışarak bildirimlerini almaya çalıştım. Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Nur Aktaş ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. CHP var, İYİ Parti var biliyoruz. Yine teröre bulaşmış bir parti de var. Lakin bu konu çok net bir şekilde vurgulanmıyor. Soruyorlar, bizim direkt bir görüşümüz yok diyorlar. Yalnız mızrak çuvalınıza sığmadı tabirinde ise, geçen hafta patlak verdi. Eş genel başkan mıdır, neydi belirsiz bir adam çıktı, dedi ki, Doğu'da Kürdistan kazanacak, Batı'da AKP ve MHP, onun söylediği şekliyle söylüyorum, AKP ve MHP kaybedecek, zafer bizim olacak dedi. Görüyoruz ki ciddi bir fark. Her ne kadar fotoğraf önünde gösterilmemeye çalışılsa da, Doğu'da da Batı'da da oluşturulmuş ciddi bir ittifak. Değerli kardeşlerim, ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, İYİ Parti içerisinde sağduyulu düşünen, bu ülkenin menfaatleri için her bir kardeşimize muhakkak surette çağrıda bulunuyoruz. Bu ittifak kirli bir ittifaktır. Bu ittifak belirli planlar, programlar ve hesap kitap üzerine kurulmuş bir ittifaktır. Bu ittifak asla sağlıklı bir ittifak değildir. Ve bu ittifak 31 Mart akşamı acaba ülkenin genel süreciyle alakalı bir netice ortaya konulup da ondan sonraki süreçte aynen 7 Haziran akşamı gibi tep çalarak ülkeyi farklı bir sürece sürükleyebilir miyiz? İttifakıdır. Resmen bunun adı. Aktaş konuşmasının bir bölümünde ise Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey'i eleştirdi. Anlatacak hiçbir şey yok biliyor musun? Anlatacak hiçbir şey yok. Gülümseyin diyor, Nilüfer'desiniz. Trabzonlar Derneği'nin Federasyonun gecesi vardı pazar akşamı. Ahmet Ali'nin abimizi de gördüm orada hatta akşam. Birkaç arkadaşımız yine gördü. Çıktı konuşma yaptı, dedi ki 20 yıldır Nilüfer gülüyor. 2001 Nisan'dan itibaren dedi bütün Bursa gülmeye başladı. Ben de dedim ki çıktım. Bursa 1326'da Osmanlı tarafından fethedildi. 700 yıldır dedi Bursa gülüyor. Allah'ın izniyle daha çok gülecektir. Hiç kimsenin düşüncesi yok. Gerçekten gülmeyle alakalı bir problem yok. Bu şehir huzur şehri. Bu şehir maneviyat şehri. Bu şehir kültür şehri. Bu şehir yapısı itibariyle gerçekten doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden, Balkanlarından, Kafkaslarından insanların göçüp geldiği ama bir ensar mantığıyla da burada var olan o Osmanlı'ya kökenleri dayanan insanların kucak açtığı, kucaklaştığı İnegöl bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu haliyle var olan bir şey bu şey. Programda sonra İl Başkanı Ayhan Salman bir konuşma yaptı. İnegöl'ün yetiştirdiği insanlar olarak her ne kadar bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve İl Başkanı olarak 17 ilçeyle de ilgili alakalı olursa konular İnegöl'ün her anlamda duygusal manada bizim için apayrı yeri var. Burada birçok arkadaşımı, büyüğümü, abimi bir arada görmek ayrıca beni duygulandırdı açıkçası. Kayıt oldu. Ben her ne kadar yaşamamış olsam.